Hürriyet Komiser'den herkese selamlar. Bugünkü konuğumuz sevgili Emre Aydın, sağ olsun bizleri kırmadı. Bugün biraz müziği konuşacağız. Kendisine challenge yapacağız. Eğlenceli, keyifli bir içerik hazırladığımızı düşünüyoruz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, selamlar, merhabalar. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Sizleri sormalı. Çok iyi Yok. gidiyor takip ettiğim kadarıyla. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şöyle aslında, konuk skalamızda siz de varsınız. Oyuncu da var ama fenomen de var. Dolayısıyla şef de var. Birbirinden farklı meslek gruplarını aldığınızda şunu hissediyorsunuz. Birbirinden farklı dünyalar ve fikirler. Sizin de bir fikirleriniz var ve bir noktada aslında ben kendim sorguya dönmüş oluyorum. Dün mesela bir konuğumda şunu konuştuk, müziği konuştuk. Bugün baktığınızda fenomenlerin veya da sosyal medyada ünlenmiş kişilerin şarkı çıkarması çok popüler. Bu şarkıların kendi kitleleri de olduğu için tutması da popüler. Fakat bu noktada ben bir sanatçıdan yani sizlerden bu noktada bir görüş almadım. Fakat bu beni biraz rahatsız etti ve konuğa direkt sordum. Ya dedim, siz ve sizin camiada dedim şarkı yapıyorsunuz. Fakat dedim, bir müzik insanıyla müziği konuşmakla sizinle konuşmak bence çok farklı dedim. O da kendilerini savundu. Hiçbirimiz bir Tarkan olduğumuzu iddia etmiyoruz. Fakat hani aslında yaptığı işi övdüler aslında. Ben size bunu sormak istiyorum. Böyle bir giriş yapayım aslında. Sizi rahatsız ediyor mu? Çünkü ben müzik insanıyla müzik konuşmayı çok seviyorum. Ve Emre Aydın deyince abi kariyerinizi vermişsiniz, hayatınızı vermişsiniz, müzikle yaşamışsınız, müzikle geçmişsiniz. Müzikteki kalite anlayışınızla birlikte bu fenomenlerin şarkı çıkarmasını sormak istiyorum size. Yani şöyle, ben doğada genel olarak öyle bir adaletsizlik olduğunu zaten düşünüyorum. Yani sadece müzik başlığı altında değil, yani hangi alana baksak ya dalında en başarılı, en dalına hakim, en donanımlı insan en başarılı insan olmuyor. Yani kariyeri çok parlak olmayabiliyor filan. Genellikle hatta tam tersi de oluyor. Biraz daha ortalamaya daha yakın, daha tırnak içinde advanced level olmayan kişiler mesleklerinde daha popüler oluyorlar. Çünkü toplumun çoğunluğunu oluşturan kesime daha yakınlar gibi bir durum var. Yani bu çok ayrı bir konu ama beni rahatsız etmiyor. Ya yani doğadaki dengesizliğin bir iz düşümü o. Ha, güzel. Öyle olacak. Yani mesela YouTube, evet, şu anda acayip domine ediyor. Yani müzik piyasasını çok domine ediyor. Beni daha ziyade mesela YouTube'un bir rakibi olmaması rahatsız ediyor. Çünkü bayağı böyle merkeziyetli, tek bir elden yönetilen bir şirketin algoritmasına falan bağlı bütün sektör, dünyadaki koca müzik sektörü. Ya o çocukların oradan bir şeyler çıkarmalarından rahatsız olmuyorum. Aralarında gerçekten sonradan müziği çok sevecek olan ve onda bence işte bayağı yol alacak olanlar falan da olabilir. Çok dandik dundik iş yapan da olur. Var da yani. İşte dandik dediğime bakmayın. Dandik olunca sevilmeyecek anlamına falan da gelmiyor. Benim yaptığım bütün işlerden daha fazla dinlenebilir bir videosu da. Ya o bir genel bir dengesizlik hali ve her kesimde var, dediğim gibi. Her iş kolunda var. Süper. Çok rahatsız olmuyorum ben, kişisel olarak ona takılmıyorum yani. Süper açıkladınız aslında. Böyle zihninizi rahatlatıyormuşsunuz. Bunu merak ediyordum. Şimdi biraz müziğe gelmek istiyorum. Müzikte şunu çok merak ediyorum ve sizin gibi insanları yakaladıkça şarkılarını çok sevdiğim ve hani önceden beri dinlediğim insanları yakalayınca da bunu irdeliyorum. Cevap bulmuş değilim açıkçası. O da şu. Şimdi ben bir Emre Aydın'ın şarkısını dinlediğim zaman Soğuk Odalar misal, hüzünleniyorum misal, bu da misal. Ve o şarkının hüznüne giriyorum. Ve bu şarkı benim hüznümü besliyor. Fakat X insan, hayatımdaki arkadaşlarım veya eş dost, Soğuk Odaları müzik hüzün verdiği için değil, kaliteli olduğu için dinlediğini iddia ediyor. O zaman da ben kalitesiz bir dinleyici miyim diye kendime soruyorum ve bunun cevabını çıkarmaya çalışıyorum. Yani hüzünlendiğimde sarıldığım şarkılarınız varsa, fakat bazı insanlar sadece o şarkıyı kaliteli olduğu için dinliyorsa, ben bu ayrımı anlayamıyorum. Bana işin ustası olarak anlatabilir misiniz? Estağfurullah, estağfurullah. Ben şöyle düşünüyorum. Yani bu konuyu ben daha önce böyle kendi kendime şey yapmıştım. Yani üzerinde böyle biraz kafa yormuştum. Herkesin bir danışma grubu var ya. Yani şimdi bizim danışma grubumuz, arkadaş grubumuz, işte ailemiz, çevremizdeki insanlar falan. Aslında
Herkes de çevresindekilerin bir ufak bir ortalaması veya işte biraz daha gelişmişi, biraz daha az gelişmişi filan. Kararlarımızı, beğendiğimiz şeyleri, seçimlerimizi o danışma grubuna göre yapıyoruz. Aslında farkında değiliz ama düşünün bir, yani çevrenizdekilerin tamamından çok ayrı bir hayat yaşamıyorsunuz. Hep üzerinizde böyle bir baskı demeyeyim ama bir yönlendirmesi var o danışma grubunun. Çoğunluk yine dinleyeceği müzik tarzına, isimlere de danışma grubuna göre karar veriyor. Bugün danışma grubu sadece aileniz veya çevreniz değil, aynı zamanda internet de çok önemli bir rol oynuyor o danışma grubunun, hatta belki de yarısından fazlası. O yüzden zaten trendler var. Yani entelektüel görünmek isteyen veya gerçekten entelektüel olan ve o kimliğini öne çıkarmak isteyen birisi de tutup daha entelektüel etiketli müzikler dinliyor veya bu müzikleri o yüzden dinlediğini öne sürüyor. Ben de senin gibiyim. Dinliyorum. Yani hüznümü besleyecekse seviyorum, dinliyorum. Hatta ben mesela şeyden de rahatsız olmuyorum. Beni daha az eğitimli gösterecek herhangi bir şey dinlemekten veya onu paylaşmaktan rahatsız olmuyorum. Bana gerçekten birebir beni şey yönlendiriyor. Ürünün kendisi, yani şarkı iyi mi değil mi beni o yönlendiriyor. Ama çoğunluk gerçekten, ya şimdi mesela rap çok popüler diye sadece rap dinleyen, rap'le hiçbir alakası olmayan, rap'in hiçbir şeyini anlamayan, hiçbir felsefesiyle alakası olmayan, aslında ne dinlediğini bile bilmeyen çok büyük bir çoğunluk var. Yani bu hep böyle ama bu bizimle de ilgili değil. Yanlış anlaşılmasın. Ya yani Türkiye'de böyle de dışarıda böyle falan değil. Müzik de öyle, sinema da öyle, edebiyat da öyle. Yani okuduğunuz gazete de öyle falan. Hep kendi kimliğinize ek bir şeyler takıyorsunuz. Yani işte ben şu gazeteyi okuyorum deyince o sizi bir tanımlıyor ya. Yani belki de aslında o gazetenin sadece magazin tarafını okuyorsunuz sayfasını falan ama işte bir entelektüel bir Evet. şey katıyor yani. Ben challenge'a yavaş yavaş geçmek istiyorum çünkü aslında Tamam. soracağım çok şeyi orada da irdeleyebileceğime inanıyorum. Tamam. Şöyle bir içerik hazırladık. Mesela en son en çok bölümünden başlamak istiyorum. En son en çok istediğiniz şey neydi? Albüme başlamaktı. Hala da öyle. Yani başlayacağım umarım önümüzdeki hafta. En son en çok neye hayır dediniz? Vallahi magazin röportajlarıdır herhalde. Çok fazla da hayırlı demiyorum öyle. Yani o herhalde öyle bir şeydir. Şimdi sadece o bilecek bölümü. Ben çok keyifle ve heyecanla bu bölümü açıyorum aslında. Çünkü özgün olduğuna çok inanıyorum. Bazı zamanlarda da anlatamadığımız veya karşıya geçmediği durumlar olabiliyor konuk tarafında. Şimdi ben anlatayım. Sadece o bilecekten kastım soruların cevabında biz hikayeyi dinleyeceğiz. Ama o hikayenin yani siz kime söylüyorsanız o kişi anlayacak ve biz bunun kim olduğunu sormayacağız. Sadece sorunun cevabını İyiymiş. Çok dinleyeceğiz. iyiymiş. Evet. Tamam. İlk sorudan başlayayım zaten daha net anlaşılacak. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısınız? Onun aslında öyle olmadığını anlatayım. Ya bir iş kurmak, işte tutunmak, işte başarılı olmak göründüğü kadar hiçbir zaman kolay değil ve göründüğünden çok çok emek ve zaman istiyor. Yani hiçbir zaman neydi, kazın ayağı o kadar kolay değil mi? Öyle bir laf vardı. Her şey göründüğünden daha çok emek ve işte özveri istiyor. Hiç o iş öyle göründüğü gibi değil. Bunu bir kişiye söylediniz değil mi? Evet. Vay çok hızlı, seri ve net bir cevap geldi Hemen, aklıma şu an. hemen geldi aklıma. Doluymuşum demek ki o Evet, evet. konduktör Kendinizi affettireceğiniz bir andasınız şu anda. Sizi dinliyor. Anlatır mısınız? Ya aslında hani kötü niyetimden falan değil ama biraz böyle tembellikten başlayamadım bir türlü. Yani seni de satmış gibi oldum ama gerçekten hiç öyle bir niyetim yoktu. Yani tamamen benimle ilgili bir durum yüzünden oldu. Ama bu anlaşılmadı mı yani? Spor hocam oldu bunu. Neyse söylemeyecektim. Bu hiç anlaşılmadı aslında ama o Öyle mi? kişi anlar Tamam. muhtemelen yani. Anlar anlar. Yani işte buraya Önemli kesebiliriz. olan. Spor hocamı satmıştım da ondan. Neyse devam. Ha. O sürprizi gerçekten anlamamıştı. Sizce neden? Sürprizi anlamamıştı. Sürpriz yapan biri misiniz? Yok ya. İşte o yüzden çok zorlandım şu anda. Sürprizlerle aranız yok mudur? Hiç mi olmadı bugüne kadar? Ya bizim eşimle Eda'yla şöyle bir şey geleneğimiz var. Yani şimdi işte pandemi girdi diye bu sene yapmadık ama doğum günlerimizde işte geleneksel sürprizlerimiz var. Gittikçe zorlaşıyor tabii yani. Yani sürpriz bekliyoruz karşılıklı. Ben ona Ha, yapıyorum, o yani bana yapıyor. geleneksel olması sürpriz olması ama içerik değişiyor. İçerik değişiyor Bak. ve her seferinde hani o sürprizi beklediğiniz için şaşırtmak daha zor oluyor. Dolayısıyla artık böyle hani ekstrem yerlere geldi olan. Onun dışında çok böyle sürpriz bir tek menajerime işte bir böyle şey, onu da Eda organize etmişti turnedeyken. Hiç beklemiyordu hakikaten.
Böyle bir doğum günü sürprizi yapmıştık ama onun dışında vallahi hiç aklıma gelmedi sürpriz şey. Peki, bu bölümün son sorusu. Onu nasıl sevdiğinizi tarif eder misiniz? Ben tarif edeceğim ve siz kimden bahsettiğimi anlamayacaksınız. Bir tek o anlayacak. Bence Eda Hanım'dan Değil mi? bahsediyorsunuzdur da. Ya Evet. işte onun için bu soru Ya nasıl bilmiyorum olacak? ya da büyük bir bomba olacak başka birinden bilmiyorum. Yani Hayır, sormayacağız biz yok onu kim. kedim aklıma geldi de kedim de Hadi o da anlamayacak. Hani olabilir. O bölüm da şeydi olabilir. ya, Ha, bir tek o anlayacak, evet. kedim de Bir tek o anlamayacağına anlayacak. göre falan. Aynen. Ben üretiyorum Ama ama siz burada söylemenize gerek yok. Sadece sorunun cevabını vermeniz yeterli. valla ya hayat, ben yine ilk aklıma gelen olasılığı şey yapayım, kedimi konuşmayayım. Daha doğru hiçbir şey yapmadım. O kadar hayatımda olduğun için şanslıyım ki ne kadar anlatsam boş anlatmış olacağım. Peki, bu bölümü kapatmadan sevgiye dair bir şey daha soracağım. Nasıl seviyorsunuz? Bu bir kedi, eşiniz insan, beşer. Emre Aydın nasıl sever? Biraz daha somutlaştırmak adına. Şöyle, eylemden bahsetmiyorum. Emre Aydın'ın sevgisinin kendi ruhunu beslediği taraftaki o duyguyu aslında. O duygunun somut tezahürünü. Mesela heyecan mı yaratır çok fazla? Terler misiniz? Gergin mi olursunuz? Çok mu mutlu olursunuz? Espri mi yapasınız gelir? Çok mu tatlıya abanırsınız? Rüya görürsünüz gibi. Mutlu seviyorum herhalde. Yani mutlu oluyorum. Çok coşkuyla seviyorum. Ama bendeki tezahürünün de dışa vurumu, artık bana vurumunun da dışa vurumu kuzenimiz geldi, çok severiz işte, şey dedi, bak köpekleri de öyle seviyorsun, kedileri de öyle seviyorsun. O coşkuyu da böyle bastırılmış değil ama yontulmuş bir şekilde yaşıyorum kendi içimde ve çok nazik seviyorsun. Ben çok hırpalarım. O köpekleri böyle şey sever, yani sıkıştırır öyle sever, çok sever yani. Ben de çok severim ama çok o coşkuyu çok ölçülü, çünkü bence ya sevda kuşun kanadında çok güzel bir laftır bence. Hani tam olarak öyle bir şey olduğunu düşünüyorum ve hani onu böyle ölçekli sunmaya çalışıyorum. Kendi içimde öyle Süper. yaşadığım için. Hayatınızda en sinirli kim? Ben sinirli birisiydim. Sonra onun şey olduğunu fark ettim. Yani neden sinirliyim diye çok bendim aslında. Beslenme alışkanlığımla ilgili bir şey oldu. Çok uğraştım. Yani bir şey eksikliği mi var? İşte tiroidde problem vardır belki dedi birisi, bilmem ne falan, ama çok mutsuzum sinirli olmaktan. Yani o zamanlardan bahsediyorum. Bu arada böyle şey, hani 5 yıl öncesinden falan bahsediyorum. Şeymiş yani, kan şekerimi dengelediğimde çözüldü. Bendim. Onun dışında böyle çevremde gerçekten de sinirli insanlar yok. Ben hiç hoşlanmam bu arada. Yani kendimden nefret ediyordum o zaman. En saf. En saf. O da şimdi şu saftır deyince şey ayıp olacak o kişi. Ben olayım yine. En saf da benim. Her şey kendim. Yani en çok para harcayan. En çok para harcayan çevremde, valla öyle bir dönemdeyiz ki çevremde hiç kimse para harcamıyor. Aa. Yani şey işte müzisyen olduğu için çevrem sanat sepet işleriyle uğraşan hiç kimsenin hiçbir şey olmadığı için herkes evde yani sürekli. Çok Valla samimi ben bir çok itiraf para oldu. şey çok para harcayan birisiyim. İşle ilgili çok para harcayan birisiyim. Yani şu anda çevremde en çok parayı Kenan diye bir arkadaşım var. Hem davulcum hem yönetmenim. O harcıyor. Bu pandemi zamanı uçağa bindi gitti. Sis makinesinden jeneratöre, işte zaten lensi bilgis şey işte bilgisayarını update etti bilmem ne falan. Makineden şuna buna en çok harcıyor. Ben de öyle birisiyim. Yani işle ilgili çok harcıyorum aslında, lazım olduğunda. En sorumsuz. Yok herhalde ya sorumsuz biri. En komik. Can'la Tolga'ya çok gülüyorum. Yani daha doğrusu ikisinin bir içerik çekiyoruz işte, yeni başladık, daha yayınlanmadı. Can Bozoklar'la Tolga Gündüz'ün bir şeyi var. Yani ben iki bölümü izledim, daha hiç yayınlanmadı dediğim gibi. Onlara çok gülüyorum. Böyle bir konu başlığı seçip işte o konuyu irdeliyorlar. Ama şey eğlenceli program. Onlara çok gülüyorum. O şey En Tolga'ya çok gülüyorum yani. kıskanç. Kardeşim herhalde beni kıskanıyor. Aynen mi? Müthiş bir itiraf Emre Şaka, Aydın'da. şaka, şaka yapıyorum da yani şey, saçlarımı kıskanıyordu. Şimdi yapamadığım için şapka taktım ama uğraştım yani. Onunkinden çok daha iyi olduğu için saçlarımı kıskanıyor olabilir. Boşlukları doldurur musunuz? Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu 3 nokta.
Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu. Müzisyenler hiç de düşündükleri gibi rahat, işleri çok rahat olan, çok kolay olan insanlar değiller. Yani müzik yapmak düşünüldüğü kadar kolay bir iş değil. Sizin adınıza bir cevap verebilir miyim burada? Tabii. Şöyle bir şey aklıma. Uyar mı acaba ya da doğru mu? Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu Emre Aydın pop müzikte slow müziğin şeyi değil, tanımı, sıfatı değil. Genel olarak müziğe dair, pop müziğine dair pek çok şarkı söyleyebilen biri desek. Olabilir tabii, olabilir. Böyle demişken devam etmeden virgül atıp burayı da biraz irdelemek istiyorum. Çünkü gerçekten Emre Aydın deyince bu size mikrofon tutulup da çok sorulmuştur muhtemelen. Hüzün şarkıları anılıyor olmak veya insanın aklına hep insanların aklına öyle geliyor olmanız bir noktada sizi besliyordur diye düşünüyorum. Çünkü evet bir noktada çok iyi şeyler yaptığınızın göstergesi aslında. Fakat oyuncularda da şey olur ya mesela hep farklı tipte rolleri de aynı başarıyla oynayanları hani etiketi yapıştırırlar. Sizle ilgili gelen yorumlar size ne oluyor ve siz bulunduğunuz yaptıklarınızla, eylemlerle bulunduğunuz yerde kendinizi iyi hissediyor musunuz? Yani sadece Hüzün şarkılarında mı çok iyisiniz sizce yoksa siz rock şarkısı da söyleyebiliyorsunuz veya bir rap şarkı zaten deniyorsunuz galiba bir röportajda okumuştum biriyle Yani yanılmıyorsam Sokrat'la başka bir biri. single yaptık beraber. Aynen. Çıkacak hatta yakında. Ne hissediyorsunuz? Yani Hüzün bir kenara evet slow şarkılar bir kenara. Slow şarkıları bir kenara koyuyorum. Onun dışındaki çalışmanızla alakalı ne düşünüyorsunuz? Ben çok uzun süre, yani bu işte hüzünlü şarkıları neden tercih ediyorsunuz falan sorularını, yani hiç böyle üzerine çok ciddi düşünmeden falan cevaplamıştım. Yani çok 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 uzun süredir. Geçen de işte albüm yapacağım ve albümü de böyle değişik bir şekilde kaydetmeyi planlayayım bu sefer dedim. Yani bir şey olsun, hani bir challenge olsun. Çünkü işte albümün nasıl yapıldığını biliyorum. Defalarca yaptım daha önce. Bir hedef koyayım, işte içeriği değişik olsun. Onu irdelerken şeyi fark ettim. Elim hep bir kere slow şarkılara gidiyor. Yani insan en rahat yaptığı şeyi yapar ya ilk. Hani öyleyizdir. Hani korteksimiz bizi en şeye yönlendirir. Yani en rahat neyse gider onu hallederiz önce filan. Birinci sebebi çok seviyor olmam bence temel sebebi. Yani işte mesela Britpop'un da işte Coldplay'in de Travis'in de filan veya işte ne dinliyorsan falan favorite diye bir listem var mesela bir işte müzik sitesinde. %90'ı falan aslında balat yani düşük BPM, slow şarkılar. Aslında seviyorum diye esas ama bir diğer ki bence burası çok önemli. Şey yeni fark ettim çünkü üzerine yeni düşündüm. Önemsemiyorum aslında. Cevabı bu. Biraz uzattım ama çok önemsemiyorum. Çünkü olumlu veya olumsuz gibi görmüyorum onu. O bir tespit ve doğru bir tespit o. İnsanlar tarafından yapılan. Fakat şunu gördüm. Aslında çok teknik bir şeydir bir şarkının slow olup olmaması. Yani bunu böyle çok insanları sıkacak şekilde anlatmayayım ama bir şarkıyı 70 BPM'de sunarsanız slow'dur. Aynı şarkıyı çift zaman dediğimiz double time'da sunarsanız o şarkı hareketli bir şarkı olur. Yani dans ettirir. Aynı şarkıyı çalarız. Aynı metronomda aslında. Ama davulcu iki kat hızlı çalışır. Basçı iki kat hızlı çalışır. Kabaca anlatıyorum çok. O şarkı dans ettirebilir. Yalnız yazdığım için mesela ilk iki albümümde Altın Cadde ve benim solo albümümde yalnız yazmadım. Yalnız yazdım da şarkıların kabasını, demoları davulcuyla, basçıyla falan kaydettiğim için orada o opsiyon var. Çünkü onlar mesela adam çalmak istiyor falan davulcu. Bir şey katıyor falan. Ben yalnız başıma kaydettiğim için aslında hep slow düşünüp, çünkü tek gitar çalıyorum. İşte piyano ile çalıyorum, gitar çalıyorum mıy 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 evde. Sonra o opsiyonu çok tercih etmiyorum. Tabii aklıma geliyor yani şarkı hızlandırılamaz mı? Benim aklıma gelmiyor. Geliyor ama hani öyle pişmediği için öyle gelişiyormuş. Bunda çok samimiyim. Bu albümü bir tık daha sayıca en azından fazla ya bir alan konserinde bir festivalde falan çaldığımızda insanlar zıplayabilsin, eşlik edebilsinler eğlenerek, dans ederek diye böyle bir çekirdek ekiple kaydedeceğim. Yani kaba düzenlemelerini yapacağım. İki tane temel sebebi var. Çok uzattım ama birincisi öyle şeyleri çok dinliyor olmam. İkincisi de aslında düzenlemeleri başkasına da yaptırmış olsam hep %50'sini %60'ını kabaca bitirip o geri kalanını başkasına yaptırmış olmam ve ben davulcu ve basçı değilim. Yani o groove yazmayı bilmediğim için aslında groovesuz şeyler yapmışım diye düşünüyorum. Kendimi eleştiririm.
Yani burada yaptığın şarkıların geneline baktığım zaman şimdi şarkıyı dinleyen de dinleyici olarak bizler de çok tüketiyoruz ve çok beğendiysek de çok hızlı tüketiyoruz. Ama mesela işte Afilli Yalnızlık, şu an aklıma gelenleri söylüyorum. Ben çok daha fazla sayısı var dinlediğim şarkınız da. İşte Son Defa mesela bunlar o dönemler çok sık tükettiğim ama daha sonrasında yeniden geriye dönüp bakıp dinleyebildiğim şarkılar ezberleme rağmen. Aslında bu bence bazı sanatçılarda özellikle şarkı söyleyenlerde sizin o konuma nacizane geldiğinizi çok düşünüyorum. Hani bu soruyu sormamdaki amaç bir ünite yakalamak bir hiciv penceresinden değildi kesinlikle. Sadece sizin aslında bir şeyi çok iyi yaptığınızı ve o çok iyi olduğunuz alanı bence çok önemli oldu. Çünkü insanlar bir yerde çok iyi Teşekkür. olmak için şey yapmaya çalışıyor. Tam böyle şey ya işte kulaklığı tak seyahate çık pencereden dışarı bakıp Emre Aydın dinle çok oldu Teşekkür yani ederim. bize. Bugüne kadar çok Ben zaten öyle dinlenmiş. anlamıştım. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Şimdi bölümün devam edeyim. Tam o anda nokta nokta olmuştu ve heyecanımı tutamamıştım içimde. Tam o anda yağmur bastırmıştı ve yarıda bırakmak zorunda kalmıştık. Heyecanımı tutamamıştım içimde. Devam etmiştim. Bu işte ne olduğunu söylediğimiz bölüm müydü? O bölümü bitirmiştim Yok, o zaman. boşluk doldurma. Tam o anda boşluk Boşluk nokta doldurma. nokta. Bu Maslak'taki bir konserdi ve böyle şey. Çok güzel bir kitle vardı. Yani bir konserin hep aynı şeyi söylüyorum. Bence nasıl geçtiğini seyirci de tayin eder. Hatta çok önemlidir. Yani seyirci biraz ittirirse siz havanızda değilseniz bile çok iyi bir konser olabilir. O tam tersi de geçerlidir. Çok güzel bir seyirciydi. Bir yağmur bastırdı. Normalde de şey ekipman kiralayan şirketler, işte o sahnede gördüğümüz ışıkları falan kiralayan şirketler doğal olarak yani bütün sermayeleri o olduğu için yağmur yağınca toplamak isterler. Çünkü gerçekten yani elektrik kaçağı olma ihtimali, aletlerin zarar görmesi falan büyük ihtimaldir. Seyirci o kadar güzel ve gazdı ki onlar da böyle devam edelim falan dediler. Böyle devam etmiştik. O çok güzel bir Süper. şeydi, heyecandı. Sadece nokta nokta anlarımda huysuz olurum. Valla kan şekerim düştüğünde, yeni uyandığımda ve işte diyetin 8. 9. haftasından itibaren Diyet huysuzum. yapıyorsunuz anladığım Şu kadarıyla. anda da Spor yapıyorum ediyorsunuz. evet, aynen. Neden kilo şeyiniz mi? Kilo, ya kilo aldım bu pandemi döneminde. Pardon. Aslında ilk dönemde almamıştım. Bir de işte albüm hazırlığı benim için sadece şey değil. Çok kilolu değilim. Yani bir ara çok kiloluydum. İşte o öyle kilo, öyle falan değilim de muhtemelen 74-75 kilo falanım. İşte bu hafta pazar tartılacağım. O aradayımdır diye düşünüyorum. Benim işte 70 falan olmam lazım. Yani idealim o. Düşer ya, düşer. Şimdi asıl seyircilerin en çok merak ettiği sondan bir önceki bölüme geldim. Şarkıyla anlat kendini bölümü. Bir telefon geldi ve yıllardır hayalinizi kurduğunuz bir işin netleştiği haberini aldınız. O sevinci hangi şarkıyla karşılardınız? Biraz mırıldanırsanız çok mutlu olursunuz. Benim şarkım mı? Hiç fark etmez, ne Hiç fark istiyorsanız. etmez. Bizim evde şey bir mesela son zamanlarda özellikle niyeyse bilmiyorum. Herhalde sıkıldık evde pandemiden biz de. Yemekten hemen önce o insan çok açken ufak bir coşku yaşar ya. Saçma bir coşkudur ya. Onun sesi dın 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 mesela falan. Bizim son zamanlardaki popüler heyecan meridimizle karşılardım herhalde. Bu dönemde öyle bir şey olsa. Üçüncüsü. En heyecanlı hissettiğiniz sahne için yolda giderken mırıldanıyorsunuz. Ne söylersiniz o an? En heyecanlı hissettiğim sahne için. Evet. Yani konser var. Çok heyecanlısınız. Yolda gidiyorsunuz. Tatlı bir heyecan var. Orada şarkı söylüyorsunuz kendi kendinize. Şey söylerim ben. Tam 4 yıl olmuş dün. Az önce fark ettim. Hiçbir özel sebebi yok. Up tempo Var. falan diye. Söyle ya bir şey söyleyeceğim. Size çok normal gelebilir ama sizin sesinizi dinlemek canlı da farklı bizim için bir ilham bilmemize rağmen. O yüzden ölüp geçiyorsunuz. Biz oraları böyle eminim seyirciler de şu an Teşekkür öyle olacak. O ederim. yüzden biraz almak istiyoruz. Yani kapatmadan önce son soruma geçeceğim. Son soru çok şaşıracağınız ve cevabınızı çok merak ettiğim bir soru olacak. Ama son sorudan sonra kapatmadan sizden böyle bir
biraz bir şeyler söylemesi çok isteyeceğim çok kısa. Tamam. Soruya geçiyorum. Dilediğiniz bir soruyu dilediğiniz kişiye 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi size. Bu kim olurdu ve ne sorardınız? Yani şey ütopik olacak ama Edip Cansever hayatta olsaydı bir hafta 10 gün önce filan konuştuk Eda'yla. Yani çok ya benim için mesela Mustafa Kemal Atatürk dahidir. İşte tarihte sayarım. 3 tane 4 tane daha sayarım. Çeşitli alanlarda sayarım falan. Kurt Cobain öyle birisi bence mesela. Gerçekten değişik müzik yapabilmek çok çok imkansız bir şeydir bence. Çok sayılı birisi. Edip Cansever ama yani sadece ikinci yeni diye bir akım başlatmış olan şair olmanın ötesinde kafası acayip değişik çalışan ve çok bence çok garip, çok yetenekli, inanılmaz birisi. Edip Cansever'e rutinini sormak isterdim. Nasıl yazıyorsunuz? Çok manasız bir soru olurdu bence. Yani çünkü işte oturuyor yazıyor. Yani bir yazıhanesi varmış üst kata çıkıp orada yani aslında işte ticaretle uğraşıyor ama yani çok ilgilenmiyormuş işte üstteymiş falan. Ama baya yani mesaiye gittiği halde o aralarda yazıyor falan. Zaten çok şiiri var. Çok yazıyor. Ortalamanın çok üzerinde yazmış. Ve çok yani işte şeyi sorardım, rutinini sorardım çünkü yani neredeyse şey diyeceğim ancak bir uzaylı bu kadar yetenekli olabilirdi diyeceğim ya. O kadar hayran yaptı şey. Süper, süper yaşadınız ya. Sanki böyle soruların cevaplarını o yüzden çok mutlu oldum. Çok keyif aldığım bir içerik oldu. Ben... Soruların cevaplarını direkt böyle hazır cevap bir şekilde samimi bir yanıtlar verdiniz. Teşekkür ederim bunun için. ben teşekkür Katıldığınız ederim. için de vakit ayırdığınız Ben için de çok teşekkür ederim. mutlu oldum. Süper oldu. Sizden bir kapanış alabilir miyiz? Kapanış. Ya ben bunu yapmaya alışık olmadığım için zorlanıyorum. Yani bu bana böyle çocukluğumda şeyler hatırlatıyor. Ya gerçi hala var galiba öyle programlar. Mesela böyle kesinlikle programın içeriği için öyle kötü, olumsuz bir şey söylemek için söylemiyorum da Buyurun, şey rica ederim. şarkı söylemeye çok meraklı tipler olur ya böyle mesela sesi iyidir. Arkadaş Bence ortamında da söyletmeye vardır. çok meraklı biri var burada şu an. İşte ben kendimi öyle yani çok uzun süre kaçtım ondan. Şey vardır ya işte böyle oturursun birden böyle söylemeye başlar filan birisi. Yani ne yapacağını da bilemezsin. Yani tempomu tutayım, dinleyeyim mi filan. O yüzden çok şey oldum. Bir şey ne söyleyeyim biraz söyleyeyim. Adam olmaz dedin senden. Adam nedir dedim içimden. Dın 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 dın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben Çok teşekkür teşekkür ederim. ederiz. İyi ki bağlandınız. İnşallah Çok konserlerinize de teşekkür gelmek ederim. nasip olur. Üçü sağlıklı günleri tekrar döneriz ve sayı da azalır. İnşallah çok ihtiyacımız var artık. Aylar geçti. Giderek de böyle vakalar da artıyor. Hem yüz yüze de programlar yapmak nasip olur. Hem Valla dinlemek de süper nasip olur. olur. Çok isterim. Kendinize çok iyi bakın. Eşinize de çok selam söyleyin. Çok teşekkür ederim. Tekrar aksama için teknik problem Rica yüzünden ederim. özür diliyorum. Çok keyifliydi gerçekten. Rica ederim. Çok sağ olun. Selamlar herkese. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere.